Ücretsiz petrokimya haberleri sunan dünyanın ilk ve tek TV ağı Polymer Update Türkiye TV'ye hoş geldiniz. Bülten sonunda ücretsiz haber kanalımıza abone olmak için zil simgesine tıklamayı ve bültenimizi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Beğenileriniz sizlere ücretsiz haber hizmetini sunmaya devam etmemiz için bizi motive ediyor. Enerji haberleriyle başlıyoruz. Dünya genelinde artan aşılama hızı ve petrol talebindeki hızlı toparlanmanın etkisiyle geçen hafta cuma günü vadeli ham petrol fiyatları yükseldi. Ayrıca Oklahoma Cushing depolama merkezinde ham petrol stoklarının azalması ve Amerikan Petrol Petrol Enstitüsü ve Enerji Bilgi İdaresinin ABD'de ham petrol stoklarında düşüş açıklamaları da fiyatlardaki artışı destekledi. Cuma günü vadeli Brent petrol 28 cent artışla varil başına 76,33 dolar olurken vadeli Batı Teksas petrolü ise 33 cent artışla varil başına 73,95 dolar seviyesinden işlem gördü. Cuma günü Sif Kuzeybatı Arpa bazında hafta fiyatı metrik ton başına 2 dolar artışla 690 dolar seviyesinde kaydedildi. Sayın izleyicilerimiz sizlere yeni hizmetimiz Polymer Update Akademi hakkında bilgi vermek isteriz. Polimer Update Akademi'de petrokimya, kimya, ilaç ve diğer ilgili sektörlerdeki bilginizi genişletmenize yardımcı olmak için özelleştirilmiş kurumsal eğitimler sunuyoruz. Özel hazırlanmış kurslar 30 yılı aşkın öğretim deneyimine sahip alanında tanınmış profesörlerle her iş alanına özel olacaktır. Kursların amacı iş süreçlerinizi ve ürünlerinizi iyileştirmeye yardımcı olmak için size ve ekibinize profesyonel eğitim sağlamaktır. Petrokimya haberlerimizle devam ediyoruz. Avrupa'da geçen hafta spot problem fiyatları yükseldi. Fiyatlardaki artışı ham petrol ve nafta fiyatlarındaki artışlar ve canlı talep etkiledi. Bölgede arzın daralması da spot problem fiyatlarındaki artışı destekledi. Ham petrol ve nafta fiyatlarında kaydedilen artışlarla birlikte Avrupa'da spot etilen fiyatlarında ise geçen hafta keskin artış yaşandı. Bölgede talebin artması da fiyatlara yukarı yönlü baskı uyguladı. Avrupa'da Ağustos ayı bütadiyen kontrat fiyatı açıklandı. Bütadyen kontrat fiyatı Ağustos ayında Temmuz ayı seviyesine göre metrik ton başına 225 euro artışla 1310 euro seviyesinde yer aldı. Türkiye'de geçen hafta CFR bazında yüksek yoğunluklu, alçak yoğunluklu ve lineer alçak yoğunluklu polietilen fiyatları yükseldi. Spot etilen fiyatlarındaki artış ve yurt dışı tedarikçilerin bölgedeki yüksek ithalat teklifleri fiyatların yükselmesine neden oldu. Geçtiğimiz hafta Türkiye'de CFR bazında polipropilen kopolimer fiyatları daralan arz ve yüksek ithalat teklifleriyle birlikte yükseldi. CFR bazında polipropilen homopolimer fiyatları ise yatay seyir izledi. Diğer yandan devam eden arz sıkışıklığına rağmen Türkiye'de CFR bazında PVC fiyatları ise geçen hafta yatay yönlü hareket gösterdi. SABIC, Almanya'daki lineer alçak yoğunluklu polietilen ve yüksek yoğunluklu polietilen tesislerinden yaptığı tedarik üzerinde force majörü ilan etti. Force majörün ne kadar süreceği henüz bilinmiyor. Son 20 yıldır Asya'nın bir numaralı piyasa istihbarat şirketi olarak hizmet veren Polymer Update, Avrupa'da ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakın zamanda açtığı ofisleriyle birlikte petrokimya sektöründe dünyanın önde gelen piyasa istihbarat şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Şirketimiz Asya ve Orta Doğu'nun birçok yerinde kontrat fiyat anlaşmaları için referans olarak kullanılan, iş açısından kritik sektör haberleri ve gerçek zamanlı fiyat verileri sunuyor. Polymer Update, 70'ten fazla ülkedeki abonesiyle hızla genişleyen bir abone, abone tabanına sahip. Aynı zamanda, polymer alım satımlarınızı kolaylaştırmak için akıllı telefonlarınızda kullanabileceğiniz Polymer Exchange indirerek, plastikan madde sektöründe faaliyet gösteren 12.000'in üzerinde kullanıcıya katılmanızı tavsiye ediyoruz daha fazlası için haftalık haber videolarımızı takip edin. Bugün 2 Ağustos pazartesi Şafak Aktan'ı dinlediniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. facebook.com/polymerupdate adresinden Facebook hesabımızı ve @polymerupdate adresinden Twitter hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Ayrıca plastik ve petrokimya sektörüne yönelik en son haberler için YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı da unutmayın.